2020 Antalya Manavgat Çakış'tayız. Evet. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Alaaddin Yılmaz. Burada 10 dekar bir avokado bahçesi tesis ettiler bu yıl. Bir ay önce avokadolarımız dikildi. Neler oldu? Alaaddin abi, avokadoyu diktik. Avokado neler gördük? Rekor gelişimle beraber diktikten sonra belki de ben bu yaşıma kadar böyle bir sıcak ve soğuğun aynı. Şöyle belirtelim. Yani Antalya ve Türkiye için son 50 yıl hatta 60 yılın en sıcak Mayıs'ı ve en sıcak en soğuk da Mayıs'ını yaşadık. Birer hafta arayla. Böyle bir iklimsel dengesizlik var. Burada şimdi kaç adet fidanımız var? Bu 10 dakika. 350 adet. Çeşit olarak? Çeşit olarak betin, föhrte, has ve ettingen. Betin, föhrte, has ve ettingen. Hepsinden var. Karışık. Evet. Şimdi şöyle fidanımızı gösterelim. Şimdi az önce bahsettik sıcak ve soğuk olan. Tam dikim tarihini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ya. 20 Mayıs. Nisan olabilir. 20 Nisan. Ha. 20 Nisan. Pardon. 20 Nisan çünkü bugün 29 Mayıs. Doğru. 20 Nisan. Yani 20 Nisan olursa aşağı yukarı 40 günlük bir fidan bu. Toprağa gelmiş doğrudur, fidan. Doğrudur. Ve üstten dikerken rekor gelişim ürünümüzden uyguladık. Uyguladık. Bu şekilde görülüyor. Şu fidanın tepe sürgünleri yeni. Ve dediğim gibi yani bugün yıl şartlarında hem soğuk hem sıcak bir arada olması. Hiç görmedim ben böyle bir. Yaktı. Şöyle gösterelim şuradan. Hiç görmedim. Yani iklimsel dengesizlik diye sürekli biz videolarımızda bahsediyoruz. Evet. Şöyle görülüyor. Bu şekilde yeni sürgünler geliyor. Tepeden yürüyor. Şöyle göstere göstere gidelim. Bahçemiz geniş. 10 dekar bir alan. Şöyle. Buradan da gösterelim. Şimdi sizin muz seranızda da aynı şekilde aynı gördük, doğru, gösterdik. Şimdi o soğuğa ve sıcağa rağmen fidan kendini koruyabilmiş. Buradaki esas önemli olay bu. Bir de fidan kaybı yok. Allah'a şükür yok. Hiç fidan kaybı yok görüldüğü gibi. Şöyle gösterelim biraz daha. En azından üreticiler görsünler yani her noktada aynı olduğunu. Şöyle gidelim biraz bu taraflara doğru da. Şöyle gelin. Şu taraflara doğru gidelim. Şimdi Manavgat bölgesinde de yoğun bir avokadoya yöneliş var. Muzla birlikte. Burada görülüyor. Yani avokadonun istediği toprak yapısı gevşek, nemli, havlu bir toprak. Ürünümüz rekor gelişim de bunu sağlıyor. Sağlıyor. Bu olduğunda sıcak ve soğuk stresinin olmadığı burada görülüyor. İşte, yani bahçenin gelişimi ki hava ancak normale geliyor. Şu an bile bugün anca hava ısındı. Şey anlamında. Ben göstermek istiyorum ki her yerde aynı üretici, şey olmuş. Üreticiye faydamız dokunursa. Siz de sağ olun bize bahçenizi gezdiriyorsunuz. Muzda da bir gözlem yaptık. Burada da yapıyoruz. En azından bu şekilde böyle gösterelim. Bunlar bir aylık. Evet. Bir aylık şeyler. Fidanlar. Karışık farklı tipte çeşitler var. Şöyle duralım olmazsa. Burada şey yapalım. Yeterince gösterdik. Şimdi bir ay önce diktiğimiz bir bahçe. Evet. Rekor gelişim uyguladık. Uyguladık. Sizin gözleminiz nedir burada? Kendi gözleminiz, şahsi kendi fikriniz. Kendi gözlemlediğim şey şu. Bir, fidelerde herhangi bir kayıp yok. Bir fide kaybımız olmadı, fidan kaybımız. İki, aşırı sulamaya ihtiyaç duymuyoruz. Sulamaya ihtiyaç duymadık. Tamam, iklim biraz ters kutuplar yaptı. Nemli. Ama gene de sıcakta da ve su toprak, istemedi. Toprak biraz daha gevşemiş gibi hissediyorum. Nasıl bir toprak bunun? Toprak bölge olarak Çakış diye geçiyor. Evet, Çakış olarak geçiyor. Buranın üreticiler bilirler. Çevresi portakal bahçeleri zaten, nar bahçeleri. Evet. Bu karıncabaşı dedikleri bir şey, toprak tipi diye söylüyorlar. Anladım. Karıncabaşı diye tabir edilen toprak, toprak yapısı. Yapısı var. Şu an nasıl toprak? Ben şu anda aldığımda çok daha iyi. Şu an aldığımızdan iyi ve çok uzun bir süre olmadı. Bir ay gibi bir sürede bunu tamamladık. Evet. Onun dışında var mı söyleyebileceğimiz gözlemimiz? Canlılık anlamında, sürgün tabii, anlamında. Sürgün anlamında. Az önce gösterdik. Sürgün anlamında diğer eşit zamanlarda dikilmiş olan avokadolara göre daha iyi. Daha iyi. Tavsiye eder misiniz? Yeni evet, avokado fidanı dikecek, bahçe ben, kuracak olanlara. Ben bütün dikim öncesi aşamalarda evet, kullanmalarını tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Burada da görüşlerinizi paylaştınız. Manavgat olsun. Hani avokado üretimi bahçesi kuracak mevcut avokadoları da herkese buradan tavsiye ediyoruz. Manavgat'tan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de üretelim.
avokado yedirelim inşallah. İnşallah. Biz de öğretelim, avokado yedirelim.